Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, videomuza geçmeden önce dolar, altın ve gümüşle ilgili videomuza geçmeden önce sizlerle birkaç bir şey konuşmak istiyorum. Özellikle ABD seçimleriyle ilgili bu ABD seçimleri bizim ülkemizde olduğu gibi olmamakta. ABD'de bu seçim daha farklı bir şekilde yaşanmakta. ABD'de özellikle seçimlerde eyaletler arası oy kullanma sistemi mevcut. Bu eyaletler arası oy kullanma sonucunda da delegeler seçilmekte. Bu delegelerin en fazla delege çıkaran Demokrat veya Cumhuriyet Parti adayı da başkan seçilmekte arkadaşlar. Her eyaletin belli bir miktarda delege sayısı var. Kimisinde 6 delege, kimisinde 12 delege, kimisinde 10 delege. Ve bu delege sayısında kim 270 sayısına ulaşırsa bu o partinin başkanını belirlemekte etkili olmakta. O yüzden ABD'de de delege sayısına göre şu an Biden 260 delege civarında. Trump ise 214 delege çıkarmış durumda arkadaşlar. Bütün bunların neticesi sonucu belirleyecek. Çok az bir miktarda da olsa Trump'ın hala başkan seçilme ihtimali var. Fakat bu çok zor arkadaşlar. O yüzden Biden kesin olmamak koşuluyla bu seçimi, ABD'deki seçimi kazanmış gözükmekte. Trump bazı bölgelerdeki özellikle de mektupla gönderilen oylara itirazını devam ettirmekte. Bununla birlikte mahkemeye de başvurmuş durumda arkadaşlar bu oyların yeniden sayılması konusunda. Fakat ABD anayasası, eyaletler anayasası birbirinden farklı arkadaşlar. Her eyaletin kendine has bir anayasası mevcut. O yüzden Trump'ın da bu itirazlardan bir sonuç çıkaramayacağını ABD basınından izliyoruz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar şu alttaki beğen tuşunu bir kullanırsanız 31.000 32.000 civarı abonemiz var. Fakat beğeni oranına baktığımız zaman beğeni oranımız çok düşük. Tahminlerimiz nokta atışı devam etmekte. Fakat bunlar bizim kanalımızın ileri gitmesi için yeterli değil arkadaşlar. Kanalımız ancak sizinle birlikte ileriye doğru gidebilir. O yüzden sizlerden ricam alttaki o beğen tuşunu kullanmanızdır. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Dolar TL kuruyla hemen analizimize başlayalım. Arkadaşlar dolar TL de hala bizler için 8.39 çok önemli bir destek. Şuradan özellikle geçen 8.39 desteği bizim için çok önemli. Hala bu destek üzerinde dolar TL'nin tutunmasını sürdürdüğünü görüyoruz. Yukarıda en önemli direncimiz 8.51 direncimiz olacak. 8.39 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe hareketler 8.39 ve 8.51 arasına sıkışmış gözükmekte. 8.39 direnci olumsuz durumda aşağı yönlü kırılırsa bizler için o zaman aşağıdaki 8.28 desteği önemli bir hal kazanacak. Fakat 8.39 üzerinde kalındıkça da dolar TL kurunda 8.51'li seviyeler hala da önemini korumakta. 8.51 üzeri artışlar dolar TL kurunda gene görebilirsek de arkadaşlar yukarıda 8.67 ikinci önemli direnç seviyemiz olarak dolar TL kurunda gözükmekte. Hemen altın tarafına da bakalım. Altında bizler için önemli olacak seviyeleri sizlerle birlikte hemen bulalım. Evet, dün altında 1910 üzeri kalışlarda bizi yukarıda 1958 seviyesini bekleyeceğini bildirmiştim ve burada gene nokta atışlarımız devam etmekte. Şu an altının ons tarafında arkadaşlar 1933 seviyesi bizim için önemli bir seviye haline gelmiş durumda. 1933 seviyesi üzerinde onsun tutunması demek tekrardan yukarı yönlü hareketlerin devamı niteliğini bizler için taşıyacak olduğundan 1933 desteğini bugün takipte kalacağız. Şuradan geçen 1933 seviyesi ons altında da gene önemli bir destek haline gelmiş durumda. 1933 üzerindeki kalışlarda arkadaşlar gene 1958 direnci önemli. Buradaki 1958 direnci
takibimizde kalacak. Hareketlerin devamı için buradaki 1958 direncini altının onsunun yukarı yönlü kırması önemli. Bu direnci ons tarafında yukarı yönlü kırabilirsek de 1974 seviyesine doğru altın onsta yukarı hareketler görmemiz mümkün. 1933 kalışlar bizler için önemli olacak arkadaşlar. Çünkü bu 1933 hareketlerinin devamı yükseliş kanalını bizler için başlatacak olan hareketin devamı anlamına gelir. Ve 1974'ü hedefleyecek alan 1933'ten geçmekte. Tekrardan olumsuz bir durum olur. 33 altına sarkmalar gözükürse de arkadaşlar 1918 ve 1910 destek noktaları bu sefer ons altında tekrardan takip etmemiz gerekecek seviyeler şeklinde takip edilmeli. Gram altına bakalım hemen. Gram altında bizler için önemli olacak seviyeler. Evet, gram altına baktığımız zaman da arkadaşlar gram altında yine nokta atışlarımız devam etmekte. 514 hala bizim için önemli bir destek. 514 desteği üzerinde kaldıkça yukarıda 532 hedefimiz çalışır demiştik ve 532 desteği direncimiz çalışmış oldu ve buradaki hedefler de görüldü. Şimdi bu 532-514 aralığı bizler için önemli. Gram tekrardan bu 532 direnç seviyesini yukarı yönlü kırabilirse yukarıda en yakın arkadaşlar 548 direnci mevcut. Gram da 532'yi yukarı yönlü kırması durumunda 548 direncine doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir. Tabii bunun için şartımız neydi arkadaşlar? 514 desteğinin aşağı yönlü kırılmaması. 514 desteği kırılır, olumsuz bir durum olursa da B planında aşağıda 502 seviyesinde bulunan destek bizler için önemli, takip edilmesi gereken bir destek halini alır. 514 üzeri kalışlar gram altın için hala da olumlu gözükmekte. Hemen gümüş tarafına da bakalım hızlı bir şekilde. Evet, gümüş onsta başlayalım. Gümüş onsta arkadaşlar yukarı yönlü sert hareketler görüldü dün itibariyle ve biz de bunu zaten dünkü videomuzda anlatmıştık. Beklentilerimiz dahilindeydi. Şimdi gümüşte 25-14 bizler için önemli arkadaşlar. Şuradaki 25-14 desteği. Evet, şu 25-14 desteği çalışmasına devam ederse gümüş onsta da 25-83 üzerine doğru hareketler görmemiz mümkün. Aşağıda gene bir önemli destek noktası da gümüş onsta 25-04. Evet, bu iki destek üzerinde gümüş onsun hareketlerini devam ettirmesi halinde 25-83 tekrardan gümüş onsta hedef haline gelecek önemli seviyeler halinde gözükmekte. Bizler şimdilik bu seviyeleri takipte kalacağız arkadaşlar. Bakalım gümüş onsta burada tutunmasını sağlayıp yukarıda 25-83 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edebilecek mi? Sizlerle birlikte biz de bunu takipte kalacağız. Gümüş gramı hemen geçelim. Gümüş gram 6.51 seviyesi önemli bir artık destek haline geldi bizim için. Biliyorsunuz burası önemli bir dirençti ve şimdi bugün itibariyle önemli bir destek. İkinci önemli desteğimiz de gümüş gramda 6.65 seviyesi arkadaşlar. Bu 6.65'in önemi tekrardan yukarı yönlü sert hareketlerin görülebileceği bir destek bölgesi. Eğer burada tutunmamızı gerçekleştirebilirsek arkadaşlar yukarıda 6.93 direnci ilk etapta ve onun üzerinde de 7.21 direnç seviyelerine doğru gümüş gramda hareketler yukarı yönlü hızlanabilir. O yüzden bizler bu direnç seviyelerini gümüşün gramında da takipte kalacağız. Gümüş gramı şu an itibariyle hareketli gözükmekte. Bakalım yukarı yönlü hareketlerini tekrardan devamını getirebilecek mi gümüş gram? Bunu sizlerle birlikte hep birlikte izleyeceğiz. Gümüş gramdaki arkadaşların unutmaması gereken seviye 6.65 arkadaşlar. Burası çok önemli. 6.65 üzerinde tutunması şart. Burada 6.65 üzerinde
tutunabilirsek hareketler tekrardan 6.93 ve 7.21 seviyesine doğru gidebilir. O yüzden 6.65'i gümüş gramdaki arkadaşlar dikkatle takipte kalmalı. Gümüş gramda da gene onsun durumuna bağlı olarak hareketleri takipte kalacağız arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuz da bu kadar. Kanalıma bir beğeni atmayı unutmaz. Kanalıma da abone olmamış arkadaşlar varsa kendilerini mutlaka kanalıma abone olmaya bekliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.